Bu metnin bir restorasyon çalışması olduğu gerçekten görülüyor. 20 yıldır hakikaten ciddi tahribatlar yapıldı ve bu tahribatın ortadan kaldırılabilmesi için ya da daha kurallı kurumsal teşkilatlanmaya önem vermek için bir takım tedbirler aldıkları görülüyor. Bunlar yeterli olur mu? Bunu aslında yeterli olup olmayacağı kısmında hakikaten eleştirilecek çok şey var. Fakat işte içinde bulunduğumuz bir de gerçeklik var ortada. 20 yıllık bir iktidar kutuplaşma siyaseti sayesinde 20 yıl iktidarda kalabilmiş ve bu siyaseti sürdürmekten başka yöntem üzerinde düşünmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu iktidar otoriter bir sistem yarattı. Yeniden bir seçim kazandığı takdirde bu otoriter sistemin kesinlikle diktatörlük halini alacağından şüphemiz yok. Ancak bütün bu kutuplaşmış siyasal ortama rağmen birbirinden çok farklı ideolojilere sahip siyasi partilerden 6 tanesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Ve diyorlar ki biz sadece bir seçim ittifakı değiliz. Bu metinle bize açıkladıkları şeylerin en temelinde bir yıldır da söylemeye devam ettikleri gibi bir seçim ittifakı olmanın ötesinde seçimi kazanıp seçim sonrası ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair aralarında bir uzlaşmaya varıyorlar. Vardıkları uzlaşmayı da bize açıkladılar. Aslında bu metin içerisindeki bildiklerimiz çok yeni değil. Yaklaşık bir yıldır her toplantıdan sonra açıklanan metinlerin bileşkesi gibi genişletilmiş bir bileşkeyle karşı karşıyayız aslında. Şimdiye kadar bize sürpriz olan tarafları fazla değil. Ama kadınlar açısından korkunç bir vaadi bize sürpriz gibi sundular. Biz hayal kırıklığımızı bir sene önce 28 Şubat'ta yaşamıştık zaten. O tarihten bu tarihe İstanbul Sözleşmesi'nin adının geçmemesi konusunda ısrarlı bir kararlılık görüyoruz bu metinlerde. İttifakı oluşturan partilerden kimilerinin net bir şekilde karşı olduğu, Saadet Partisi'nin özellikle net bir şekilde karşı olduğu, diğer partilerin desteklediği bir İstanbul Sözleşmesi konusunda uzlaşamadıkları için üstünden atladıkları bir mesele oldu. Ondan çok da haber bak büyük bir sorun çıktı karşımıza bu metinde bizim. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin adı geçmemiş ama İstanbul Sözleşmesi'nin devlete yüklediği 4 temel politika var. Bunları yapmalısın dediği şiddeti önle. Birincisi önlemek, ikincisi şiddet mağdurunu korumak, üçüncüsü faili etkin kovuşturmak, cezasız bırakmamak suçu ve dördüncüsü de şiddetin nedeni olan düzenlemeleri ortadan kaldıracak bütüncül politikalar geliştirmek. Yani toplumsal ve siyasal yaşamdaki ve hukuk sistemindeki şiddete fırsat veren veya şiddeti cezasız bırakan düzenlemeler varsa onları kaldır. Toplumsal dokuda eşitlik bilincini yay diyor dördüncü olarak. Ve bunlara baktığımız zaman kadınlarla ilgili ve çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili bölümlerde İstanbul Sözleşmesi'nin bu 4 temel politikasının madde başlıkları halinde yazıldığını görebiliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne takılı kalmak yerine daha büyük bir benim facia dediğim bir tabloyu değinelim. Kadın, Çocuk ve Aile Bakanlığı öneriyorlar. Yani bu iktidarın yıkmak, değiştirmek, yerine gelmek istediğiniz iktidarın kadın politikalarıyla bu kadar benzeşmek zorunda mısınız ya? Kadınların ihtiyacı olan Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nın kurulması. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmadan bugün mevcut kadın haklarına yönelik saldırıların yarattığı tahribat ortadan kaldırılamaz. Hani dedik ya devlet kurumlarında, kamu kurumlarında ve hukuk sisteminde yaratılan tahribatı ortadan kaldırmak için bir takım restorasyon çalışmalarına girişmişler.
Ama kadın haklarından geri gidişleri önleyecek, bu geri gidişlerin yarattığı tahribatı ortadan kaldıracak hiçbir restorasyon planlamamışlar. Bu da şunu gösteriyor. O altı masa, altı partinin bu metinleri hazırlayan ekipleri arasında kadın eşitlik bilincine sahip olanlar yer almamış. Kadınlar yer almamış. Biz cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak demek ki bu masalarda da cinsiyet eşitliğinin kurulması şartına bağlı. Bunu gördük bu metinde. Ben en çok bu yönden kızıyorum. Şiddetle mücadele ilkelerine değinmişler. Orada yerli yerinde ifadeler var. Kadınların şiddetle mücadele ilkelerini bu siyasi partilere öğrettiğini görebiliriz. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nın kurulması şunun için de gerekli. Haklarımızı kaybetmemek için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Peki biz o haklarımızı nasıl elde etmiştik? Devlet Bakanlığı bünyesinde bir kadının statüsü başkanlığı vardı. İcracı Bakanlık olmamasına rağmen Devlet Bakanlığı bünyesinde bugün kaybetmekten korktuğumuz kazanımlarımızın hepsi bu kadının statüsü başkanlığı döneminde gerçekleştirildi. Ancak AKP iktidarı İcracı Bakanlık yapıyorum dedi. Başına aile adını koydu. Sonra kafasına göre değiştirdi bu isimleri, bakanlığın isimlerini. Ama orada kadının statüsü genel müdürlüğüne dönüştürdü onu. Nitekim işte başlangıçta 2012'de onaylanan 6.284 sayılı yasa. Bugün onu da kaybetmekten korkuyoruz, değil mi? Ne kadar yasayı tahrif ediyorlar. Miras davalarında aile bireylerinin birbirleriyle karşı olan ilişkilerinde bunu kullanıyorlar. Ne bileyim işte Boğaziçi rektörünü öğrencilerinden korumak güya için bunu kullanıyorlar. Pek çok başka gazetecileri susturmak için de kullandıklarına şahit olduk yakında. Dolayısıyla bu şekilde 6.284 sayılı yasanın içerdiği şiddetle mücadelenin cinsiyet temelli şiddet olduğunu gözden kaçırıyorlar. Yasanın odağını kaydırmak dediğim bu. Cinsiyete dayalı şiddetin tanımını hiçbir yerde yapmadıkları gibi yapılmış olan bu tanımı 6.284'te var olan tanımı başka amaçlar için kullanıyorlar. Bütün bunları biz kadının statüsü başkanlığı döneminde kazanmıştık ve şimdi bu kaybettiklerimizi telafi etmek için Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'na ihtiyacımız var. Millet İttifakı'na buradan açıkça söylemek istediğim şey, yazdım da gerçi başka yerlerde de söyledim ama ne kadar söylesek az, bu bir hükümet programı olarak görünüyor. Ama önümüzde seçim var. Seçime giderken seçim bildirgeleri yazacaksınız. Seçim bildirgelerinizde hükümet programındaki bu büyük facia dediğim hatayı düzeltin. Düzeltsinler. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulsun. Ha, ama başka konular da var. Evet, aile, çocuk, genç, engelli, yaşlı, hasta, yoksul, yoksun vatandaşlar için kolaylıkla bir Sosyal Politikalar Bakanlığı ayrıca kurabilirler. O ayrı bir bakanlıktır. Kadını aileye, çocuğa zimmetlemekten, kadını kocaya, babaya zimmetlemekten vazgeçsinler. Bu iktidarın politikalarıyla bu kadar örtüşmesinler kadın hakları konusunda. Yani altı partinin içinde Kürt meselesine dair kendi parti kararları olanlar var. Bunu biliyoruz. Yaklaşımlarının eşitlik yönünde olduğunu da biliyoruz. Eşit yurttaşlık yönünde olduğunu da biliyoruz. Ama Kürt siyasi hareketiyle, Kürt siyasetinin bugünkü temsilcisi olan Halkların Demokratik Partisi ile ilişkilenmekten kaçınmaları nedeniyle kesinlikle affedilmez bir hata yaptıklarını söylemek gerekiyor. Ülkenin geleceği açısından da affedilmez bir hata, insani açıdan da affedilmez bir hata. Çünkü Kürtlerin siyasal haklarını budayan bir iktidar var.
attığı her adımla yıllardır Kürt seçmenin de Kürt siyasetçinin de siyaset yapma hakkını elinden alma yönünde ilerliyor ve mecliste buna karşı duran muhalefet partileri görmedik maalesef. Mecliste HDP'ye siyaset alanı daraltırken hayır o da meşru bir siyasi parti diyerek o alanı genişletme çabasına girmedikleri gibi metinde de böyle bir açıklama yok. Yani Kürtlerin sorunu HDP'den ibaret değil elbette ama Kürtlerin sorununu siyasetin gündemine taşıyacak olan parti de şu an Kürt seçmenin en çok teveccüh ettiği Halkların Demokratik Partisi ve büyük saldırı altında. Hazine yardımı hesabının bloke edilmesi, üzerinde bulunan kapatma davası, kapatma davasının seçim sonrasında ertelenmesi talebinin reddedilmesi gibi konular bu ülkenin bugününün ve geleceğinin, dününün olduğu gibi bugünün ve geleceğinin de konuları ve geleceğin iktidarına talip olan bir Millet İttifakı hükümet programı niteliğindeki metninde bunlara dair hiçbir bilgi göremiyoruz. Burada büyük bir eksiklik var ve bu eksiklik umarım seçim bildirgelerinde giderilir ya da seçimden sonra kazanırlarsa eğer bu şekilde ortadan kaldırılır. Sadece tek bir şeyimiz var. Bu kadar eleştirdiğimiz bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu ittifakı eleştirebilme imkanımız bile seçim sonrası kazandıkları takdirde demokrasiye doğru evrilme şansına ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Dedim mevcut iktidar AKP Cumhur İttifakı yeniden seçim kazanırsa diktatörlük kaçınılmaz bir sonraki seçimde. Ve biz ondan sonra bildiğimiz manadaki seçimleri göremeyiz. Fakat Millet İttifakı bütün bu eksik ve yanlışlarına rağmen kızdığımız, söylediğimiz, eleştirmeye devam edeceğimiz bu Millet İttifakı'nı doğruya evriltmek için yapıyoruz bu eleştirileri ve bu Millet İttifakı kazandığı takdirde minicik bir ihtimal var. Demokrasiye evrilme ve bu ülkede eşit yurttaşlığı ve barış ortamını kurma ihtimali ancak ve ancak bu Millet İttifakı'nın seçimi kazanma şansına bağlı. Zayıf bir ihtimal, zayıf bir ihtimale tutunmak gerektiğini düşünüyorum.